Pardon, Nusira'dan. Tamam. Nusira yardım olundu. Bir erkek, o erkek yardım olundu. Nusira, o iki erkek yardım olundu. Nusiru, o erkekler yardım olundular. Nusirat, o bayan yardım olundu. Nusirata, o iki bayan yardım olundu. Nusirne, o bayanlar yardım olundular. Nusirte, sen erkek yardım olundun. Nusirtuma, siz iki erkek yardım olundunuz. Nusirtunne, siz Nusirtum, siz erkekler yardım olundunuz. Nusirti, sen bayan yardım olundun. Nusirtuma, siz iki bayan yardım olundunuz. Nusirtunne, siz bayanlar yardım olundunuz. Nusirtu, ben yardım olundum. Nusirna, biz yardım olunduk. Ketebe'yi veriyorum hocam. Evet. Kütübe o erkek yazıldı. Kütübe o iki erkek yazıldı. Kütübü o erkekler yazıldılar. Kütübet o bayan yazıldı. Kütübeta o iki bayan yazıldı. Kütübne o bayanlar yazıldılar. Kütübte sen erkek yazıldın. Kütübtüma siz iki erkek yazıldınız. Kütübtüm siz erkekler yazıldınız. Kütübti sen bayan yazıldın. Kütüb tüma, siz iki bayan yazıldınız. Kütüb tünne, siz bayanlar yazıldınız. Kütüb tü, ben yazıldım. Kütüb na, biz yazıldık. Teşekkür ediyoruz hocam. Son derece güzeldi. Ben de teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hocam. Sesiniz az gelse de geliyor. Şimdi nasıl hocam? Şimdi sesim nasıl hocam? Daha iyi hocam, buyurun, söz sizde. Ben Nasara meçhul çekeceğim. Tamam. Nusira bir erkek yardım olundu. Nusira iki erkek yardım olundu. Nusiru erkeklere yardım olundu. Nusirat o bayana yardım olundu. O bayan yardım olundu. Nusira, Nusireta o iki bayana yardım olundu. Nusirne o bayanlara yardım olundu. Nusirte sen erkeğe yardım olundu. Nusirtuma o iki erkek sen siz iki erkek yardım olundu. Nusirtum siz erkekler yardım olundunuz. Nusirti sen bayan yardım olundun. Nusirtuma siz iki bayan yardım olundunuz. Nusirtunne siz bayanlar yardım olundunuz. Nusirtu ben yardım olundum. Nusirna biz yardım olunduk. Kütibe o erkek yazıldı. Kütiba o iki erkek yazıldı. Kütibu o erkekler yazıldılar. Kütibet o bayan yazıldı. Kütibeta o iki bayan yazıldı. Kütibine o bayanlar yazıldılar. Kütibte sen erkek yazıldın. Kütibtuma siz iki erkek yazıldınız. Kütibtum siz erkekler yazıldınız. Kütibti sen bayan yazıldın. Kütibtuma siz iki bayan yazıldınız. Kütibtüne siz bayanlar yazıldınız. Kütibtü ben yazıldım. Kütibna biz yazıldık. Teşekkür ediyoruz hocam. Güzeldi. Başka dinletmek isteyen var mı arkadaşlar? Aa, bir hocam son sormuş. Muhatap gaybe nedir diye. De, muhatap gaybe diye bir şey yok hocam. Tabii soruyu ne zaman sordunuz onu da bilmiyorum. Yani muhatap ayrı bir şeydir, gaybe ayrı bir şeydir. İkisi aynı anda değil, olmaz. Dinletin birisi söyledi, şaşırmıştır. Tamam hocam, öyle bir şey yok yani. Dinletmek isteyen başka birisi varsa dinleyebiliriz arkadaşlar. Hocam ben yazıyorsunuz, tamam. Söz hakkı isteği basın, düğmeye tıklayın. Ben de onayı tıklayayım ve başlayayım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Söz sizde, buyurun. Dinliyoruz. Nusira yardım olundu o bir erkek. Nusira yardım olundu o iki erkek. Nusirru yardım olundu o erkekler. Nusiret yardım olundu o bir kadın. Nusireta yardım olundu o iki kadın. Nusirne yardım olundular o kadınlar. Nusirte yardım olundun sen bir erkek. Nusirtuma yardım olundunuz siz iki erkek. Nusirtum yardım olundunuz siz erkekler.
Nusirti, yardım olundun sen bir kadın. Nusirtuma, yardım olundunuz siz iki kadın. Nusirtunne, yardım olundunuz siz kadınlar. Nusirtu, yardım olundum ben. Nusirna, yardım olunduk biz. Hocam bu kadar. Tamam hocam, gayet net, güzeldi. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Başka dinletmek isteyen varsa dinleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Özcan hocam doğru yazmış. Hemen tekrar edeyim. Cezer 96, Cezer 96 3 diye iki tane kullanıcı var burada. Tabii normalde bu kullanıcı adlarıyla kimseyi almıyoruz. Düşündüm ki hatayla böyle yazmışlardır. Kendilerine burada söylemiş olayım. Buraya arkadaşlar benimle mailleştiğiniz, bana hangi adreste mail attıysanız onu yazarak gelin. Yani Cezer 96 gibi şifreyle, farklı bir şeyle gelmeyin, kabul edilmez. Şu an niye kabul ettin? Bunu direkt söylemek için. Yani bir daha olursa almayacağım. Kim olduğunuz belli olmuyor. Tamam, tekrar ettim. Söz hakkı isteyenler var. Şu an birkaç kişinin mikrofonu açık ama dinletmek istiyorlarsa dinleyelim. Sanırım yok. Bu durumda Nasara ve Nusra'yı işledik diyebiliriz. Sıra geldi. Fiil muzari yen sürüyor. Hatice Hoca söz hakkı istedi. Verdik. Bakalım. Hatice Hocam sesiniz gelmiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki konuşuyorsunuz şu an ama sizi duyan yok. Mikrofon sorunu yaşayanlar varsa, yani bilgisayardan iyi anlayan birine veya bir bilgisayarcıya gösterebilir. Belki harici bir mikrofon alabilir. Yani bilgisayara işte USB ile bağlanabilecek bir mikrofon satın alabilir. 10 TL falandır. O şekilde bir şey alabilirsiniz. Yok, sesiniz gelmiyor Hatice Hocam. Ses yok. Talat Kılıç Hocam, hocam diye yazmışsınız. Bir şey demek istiyorsanız buyurun, buyurun dinleyelim. Hocam sürekli söz hakkı istiyorsunuz ama hiçbirinde ses gelmiyor yani. Tamam, ders anlatıma geçiyorum. Söz hakkı Faik Uygur istedi. Faik hocam sesiniz geliyor mu? Buyurun. Alo, hayırlı akşamlar, sesim geliyor mu hocam? Hayırlı akşamlar hocam, sesiniz net geldi. Buyurun. Alo. Tamam hocam, ben de ezber vereyim. Nusira yardım olundu. O bir erkek. Nusira yardım olundular. O iki erkek. Nusiru yardım olundular. Erkek. O erkekler. Nusirat yardım olundu. O bir kadın. Nusirata yardım olundular. O iki kadın. Nusirne yardım olundular. O kadınlar. Nusirte yardım olundun sen bir erkek. Nusirna yardım olundunuz siz iki erkek. Nusirtum yardım olundunuz siz erkekler. Nusirtu yardım olundun sen bir kadın. Nusirtuma yardım olundunuz siz iki kadın. Nusirtunne yardım olundunuz siz kadınlar. Nusirtu yardım olundum ben. Nusirna yardım olunduk biz. Tamam hocam, dinletmede problem yoktu. Sadece sesinizde zaman yerdikçe problem oldu. Sesinizde derken yani mikrofon aralarında olabilir. Bir cızıltı vardı, tamam mı? Tamam hocam. Bunu ayarlamaya çalışacağız. Evet, yani kayıtta da aynı ses çıkacak. Bu nasıl ders kaydı almış demeyin arkadaşlar. Şu an canlı yayındasınız. Her biriniz hocamızın
mikrofonunda veya hatlarda diyeyim, ben de bilmiyorum. Bana da ses yani parazitli geldi. O yüzden kayıtta da parazit olacaktır. Başka evet, diletmek canım. İsteyen varsa arkadaşlar dinletebilir. Sorusu olan varsa sorabilir. Hem dinleten yoksa hem soru yoksa yeni dersten birazcık bahsedelim. Evet, Erva Hoca ses var hocam yazıyor. Yani ses var ne demek? Kimin sesi var anlamadım ama. Ben şu an sadece kendimi duyuyorum. Dinletmek isteyen varsa dinletebilir. Sorusu olan varsa sorabilir. Her ikisi de yoksa yeni derse geçiyorum. Evet, o zaman geçiyoruz arkadaşlar. Ders 3. Şimdi arkadaşlar, diyorsunuz ne vardı? Arkadan sesler geliyor, doğru söylüyor hocam. Arkadaşlar, mikrofonlarınızı kapatmanızda fayda var. Bir şey sormayacaksanız, ders dinletmeyeceksiniz. Mikrofonlarınızı kapatın ki bir şey olmasın, problem. Ekstra ses falan çıkmasın. Şimdi bir de F diye birisi misafir olarak odaya girmeyi deniyor. Tabii F diye birini tanımıyoruz. Bu yüzden almıyoruz kendisini. Şu an ekranda ne görüyorsunuz? Semai Masdağlar diye bir yazı var. Semai Masdağlar ne demek? Semai işitmeye bağlı demek. Masdağlar, Masdağlar artık biliyorsunuz. Maslar kaç günden beri masları işliyoruz. Maslar neydi? Emsireye göre 4 tane vardı. Maslar gayrimimi. Başka maslar mimi yani mimli maslar. Birinci maslar maslar gayrimimi. 2 mimli maslar. 3 maslar binayı merre. 4 maslar binayı nevi. 4 tane masları emsilede zaten gördük. Tabi daha fazla mastarlar da var. Onlar ileride karşımıza çıkacak. Semai mastarlar derken yani öyle mastar ki bunlar işitmeye bağlı arkadaşlar. Kalıp bakımından bahsediyorum. Bakın 32 tane farklı mastar kalıbı paylaşacağız bugün. Gatlün ne gibi? Nasrun, Ketbun, Nasara, Yensurun, Nasrun bu şekilde geliyordu. Ketebe yektubu, ketebenin birkaç tane masları var. Bir tanesi ketbun yani gatlün aynı şekilde. Anlıyorsunuz değil mi? İlk harfte fetha var. İkinci harfte sükun, cezim var. Üçüncü harfte yani lambda burada mesela ne var? Öte var. Bunu her biriniz görüyorsunuz. İşte ketebeyi buraya aktarırsak ketbun yine ilk harf fethalı, ortadaki harf cezimli, sonuncu harf yine zammeli olur. Nasara'yı mastar olarak düşündüğümüzde mastar gayri miminden bahsediyorum, onu da belirteyim. Nasrun yani ilk harf fetha, ikincisi sükun, üçüncüsü zammeli oluyor. Bu zaten bildiğimiz kalıptı. Birkaç derstir hep bu şekilde kalıp karşımıza çıkıyor. Ama farklı da çıkabilirdi. Mesela fesega fiilinden fiskun. Gatlunda ilk harf fetha idi. Fiskunda ilk harf esre. Ne demek istiyorum? Mastar gayrimimi değişken bir kalıptır. Her zaman nesrun, ketbun şeklinde gelmez. Benim sesim gitti mi? Ses var evet arkadaşlar. Yani bilgisayara özellikle söyledim sesim gitsin diye. Evet, sorun olmadığını düşünüyordum ben de. Öyleyse madem sesle problem yok devam edebiliriz. Konumuz ne? Mastar gayrimiminin birden fazla kalıba sahip olabileceği. Bir tane kalıp gatlün. Daha önce gördüğümüz Nasara'dan Nesrun, Ketebe'den Ketbun şekli.
Mastar gayrimiminin diğer bir kalıbı fiskun. Fark ne? İlk harf şimdi esre oldu. Üçüncü kalıp şulun. İlk harf ötrelendi. Dördüncü kalıp rahmetun. Ne değişti? Bir kere harf sayısı değişti. İlk üç vezinde mastar gayrimimini üç harfli görmüşken dördüncü kalıpta rahmetun dört harflidir. Aynı zamanda ilave olarak bir T harfi, T'yi merbuta diyoruz buna, yuvarlak T var kendisinde. Nişdetün yine dört harfli, yine yuvarlak T var ama bu sefer ilk harf esreli. Kudratun yine dört harfli bir mastar, yine T var, T ile bitmiş ama bu defa da ilk harf esreli. Şu ana dek ilk altı kalıpta dikkatimizi çeken nedir? İlk altı kalıba baktığımızda ilk üç kalıp üç harften oluşuyor. Dört, beş ve altı numaralı kalıplar dört harften oluşuyor. Başka? İlk üç kalıpta ilk harfin hareketleri hep farklı. Mesela gatlünde fetha ilk harf. İkinci vezinde fiskunda esreli. Üçüncü vezinde şuulun ötreli. Tabi her biri sonu zammeli, ortak nokta. 4, 5 ve 6 numaralı mastarlara baktığımızda her biri 4 harfli, her birinin sonunda yuvarlak T var ve her birinin ilk harfi farklı harekeye sahip. Fetha, esre ve ötre olarak farklı farklı harekelere sahipler. 7, 8, 9 numaralı kalıplara baktığımızda 7'de deva, yani ilk harf ne? Fethalı. Zikra 8 numarada. Zikra ilk harf esreli. Büşra ilk harf yani ba ötreli. Bunları ezberleyeceğiz mi? Ezberlemeyeceğiz. Çünkü 32 tane vezin var. 32 tane vezini şimdi ezberlemeniz yani uzun iş. Ezberleseniz de ne kadar süre aklınızda kalır? 1 hafta kalır, 2 hafta kalır. 3 ay sonra eser yok. O yüzden ezber değil şu anki konumuz. Şu anki konumuz mastar gayri miminin farklı farklı vezinlere sahip olduğunu bilmeniz. Her zaman anlamları şu an için önemli değil. Mana çalışmıyoruz. Kalıp çalışıyoruz. Ne diyoruz? Mastar gayri mimi sabit değil yani. Nasara yensuru nasrun, ketebe yektubu ketbun. Hep böyle fa'lun, katlun bu şekilde gelmez. Farklı harekelere sahip olabilir. Farklı harflere, ek harflere sahip olabilirler. Bunu görmenizi istedim. Bunlara ne diyoruz? Semai'dir. Semai olan nedir? Bak sual. Mastarlar semai midir, kıyasi midir? Semai demek bir kuralı yok. İşitmeye bağlı demektir. Kıyasi bir kuralı var demektir. Örneğin şegale fiilinin mastarı nasıl gelir? Şegaleninki madem ki 3 harf öyleyse nasaraninki gibi nasrun gelir diyemeyiz. Değişken yani. Cevap sülasi yani 3 harfli fiillerin mimsiz mastarları semaidir. Yani her bir fiilin mastarı Araplardan işitildiği şekilde ezberlenmiştir. Bir kaideyle bilinmesi mümkün değildir. Peki sülasi mastarların vezinleri, kalıpları, devir değiş ile sığgaları kaçtır? Sığgalarına bir sınırlama getirmiyoruz. Sadece 32 tane vezin meşhurdur. Bunu söylüyoruz. Ve 32 vezin burada sayılı arkadaşlar. Yani karşımızda yer alıyor. Bu dosyayı sitede paylaşacağız tabii ki. Kıyasi mastar var. Ama kıyasiler sülasi mücerret için geçerli değil. Vallahi ben de bilmiyorum kimde kısık, kimde değil. Abdülsamet aldık içeri. Ses normal demiş hocam. İyi yazmış diğer hocamız. Öbürü güzel demiş. Gayet net. O zaman problem yok. Şimdi bu akşam anlaşılması gereken şey nedir?
Mastar gayri mimleri her zaman nasrun, çet, bun şeklinde gelmez. Ne demek istiyorum? Yani ilk harf fethalı, ikincisi sükunlu, üçüncüsü de zammeli. Her zaman bu şekilde olmaz. Bunu anlatmak istedim. Farklı farklı gelebilir. Peki hocam örnek verelim. Harace. Harace fiilinin mastarı ne gelir? Bunun bir kuralı yok yani. Harace 3 harften oluştu. Öyleyse şöyle gelir diyemeyiz. Peki nereden bulacağım ben bunun mastarını? Sözlüğü açacağız. Sözlük nasıl kullanılır? Aranızda bilen vardır, bilmeyen vardır. Sözlük nasıl kullanılır? Sözlükler her biri aynı şekilde yapılmamıştır. Kimisi asli harflere göre, kimisi aslilere dikkat almadan hazırlanmıştır. Farklı kategorilere göre hazırlananlar var. Onlara değineceğiz ileride. Şu an için şunu söyleyebilirim. Mastar gayrimimleri sabit değil. Her fiilinki farklı farklı gelebilir. Bir fiilin birden fazla mastar gayrimimi de olabilir. Örnek ketebe. Ketebenin tek mastar gayrimimi ketbun değil. Kitap da gelmektedir. Ki kitap daha yaygındır. Ne dedik? Mastar gayrimimi semai mi kıyasi mi? Semaidir. Yani bir kural ile bilinemez. Bunun mastarı ne gelir? Bir kural ile bilinemez. Peki nereden bilirim? Sözlüğü açarız. Sözlükte ne yazar arkadaşlar? Her fiilin mazisi var. Hemen yanında ya muzarisi yazar ya da muzariyi yazmazlar da A, İ, U diye Türkçe harf yazarlar. Bu harekeyi temsil ediyor. Aynel fiilin harekesini ama bunlar daha çok ileride değineceğim. Şu an aynel fiiline ona da değinmek gerekeceğinden sözlük nasıl kullanılır ileride değineceğim buna. Şu anlık neyi bileceğiz? Sayıyorum bilmeniz gereken şey. 1. Mastar gayri mimleri her zaman nasara yen soru nesrun. Ketebe yektubu ket bunda olduğu gibi ilk harf fetha, ikincisi sükun, üçüncüsü zamme şeklinde gelmez. Bunu bileceğiz. İlk bu. İkinci olarak neyi bileceğiz? Mastar gayri mimlerinin 30'dan fazla kalıbı vardır. Gatlun, fiskun, şulun, rahmetun, zikra, hirmanun, huden, zehabun gibi farklı farklı kalıplar var. Bunu bileceğiz. 3. Bir fiilin mastar gayri mimini nereden bulurum? Sözlükten buluruz. Sözlük nasıl kullanılır? Bunu ileride anlatacağım. Şu an yeri değildir. Mastar gayri mimleriyle alakalı kısaca bunu anlatmak istedik. Bu dosyayı sitemizde bulabileceğinizi söyledik arkadaşlar. Şimdi sıra nereye geldi? Fiil-i muzari yensuru. Görüyorsunuz fiil-i muzari yensuru kalıbı. Sayfa başına fiil-i muzari malum yazıyor. Hemen yanında yardım eder tırnak içerisine alınmıştır. Çekim yine aynı şekilde. Yensuru yardım eder bir erkek. Yensurani yardım eder iki erkek. Yensurune yardım eder erkekler. Bu şekilde arkadaşlar bunun da çekimini ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Yani hocam güzel bilgi vermeyi denedik en azından. İltifatınız için teşekkür ediyoruz. Yine bu şekilde bunu ezberliyoruz. Ne diyelim? Sadece malumu ve bunun meçhulü var tabi. Meçhule değinmiştik. Yunsaru. Malum ile meçhulü arasında ne fark var? Yensuru malum iken yunsaru meçhul oldu. Yensuru yunsaru. Yani Y harfi ile sat harfinin harekeleri yer değiştirdi. Böylece malumu meçhul yaptık. Yensuru yunsaru kalıbına dönüştü. Tabii meçhul nasıl elde edilir? Daha geniş bir konu da şu anlık yensuru ile yunsaru arasındaki farkı kolaya indirgeme istedik. Neden ortası kesre olmadı? O mazi fiilde oluyordu hocam değil mi? Nasara nusira oluyordu. Mazi fiilde öyle. Ketebe kütübe. Ama şu an muzari fiildeyiz. Muzari de öyle olmuyor. Y ile sat, sattan kastım üçüncü harf oluyor yani. İlk harf ile üçüncü harf harekeleri değişiyor. Yensuru, yunsaru. Yektubu, yuktebu.
yektubu, yüktebu. İlk harf ile üçüncü harf harekeleri yer değiştirdi. Şu an kolay olması için bu şekilde anlattım. İlk harf ile üçüncü harf. İlerledikçe malum meçhul olayı bablara geldiğimizde orada çok daha detaylı bir şekilde anlatılacak ve zaten anlatılmayı boşverin. Maluma, meçhule göre birçok fiil çekimi olacaktır. Şu an istediğim şey ne yarın akşam için? Fiil-i muzari'nin malum ve meçhul çekimini istiyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığınızda gerisi daha kolay gelecektir. Şu an sıfırdan başlayanlar için karışık geliyor olabilir, zor olabilir, işte fazla yük diyenler belki vardır. İçinden diyordur her ne kadar sesli bir şekilde demese de. Diyenler olabilir. Esasen zor değil çünkü baktığınızda kaç kelime var şurada. Fazla bir kelime yok arkadaşlar. Zaman ayırın. Muzari'yi malum meşhur olarak bir ezberleyin. Gerisi daha kolay gelecek. Ve kesinlikle ben tamam dinletiyorum da açarım sayfayı o şekilde hocaya dinletirim demeyin. Veya dinletmem, ezberlediğim ayağına yatarım demeyin. Zararı size olur. Bana bir zararı zaten olmaz da. İlerledikçe bakın fiil çekimleri devam edecek. Bitmeyecek. Fiil çekimleri baplara göre ilerleyen dönemde baplara göre çekim yapacağız. Hani 6 tane mücerret bab var. Onlara göre sonra mezit fiiller var. Mezit fiillere göre. Sonra rubai fiiller var. Rubai bablara göre çekimler olacak. Daha sonra mehmuzu, işte nakısı, mutel bahsi, sahih bahsi onlara göre çekimler olacak. Çekimler bitmez yani. Fiil çekimi ayrı bir de ayrı bir ne diyelim ders gibi olacak mesela. Onun dışında bir de ibare kısmı olacak. Tabii ikisini aynı canlı oturumda yapacağız. Şu an için malum meçhul muzari istediğimizi söyledik. Mastar gayrimimine kısaca değindik. Esasen konu anlatımı bu kadar. Sorusu olan, kafasına bir şey takılan varsa dinleyebiliriz. İlk testler bu şekilde. Daha çok sizden ezber dinleyerek geçecek. Bunun ne kadar sürer? Emsile bitene kadar. Emsile bittikten sonra artık ibare okunacak. İbare okunurken dersler şu an olduğu gibi 40 dakikada, işte 45 dakikada bitmez. Kişi sayısına bağlı tabii ki. 10 kişi ders okuyacağım derse, bir de ben okuyacağım 11, ne olur bu? 2 saate kadar sürebilir ders. Ki zaten benim istediğim o yani. Buraya katılan kim varsa, herkesin mikrofonun çalışmasını, herkesin derse sesli olarak katılmasını isterim. Mecburi değil de isterim yani. Sizin faydanıza olur bu. Bu dersten verim isteyen varsa, zamanı ayırdım, işte parayı yatırdım, derse katıldım. Aradan bir ay geçti, hiçbir şey öğrenemedim. Demeyin yani. Bunun için bir mikrofonunuz olsun. Çalışan bir mikrofon. Çok önemli. Şu an için kuru ezber gibi gidiyoruz adeta. Binaya kadar böyledir. Ama ezber sağlam tutun. Çünkü ezberler üst üste devam edecek arkadaşlar. Bir süre daha böyle. Ardından anlama faslı başlayacak. Ezber biraz geride kalacak ve anlama faslı. Bu şekilde devam eder. Daha sonra yanına bir akaid dersi ekleriz. Arapçanın yanına. Bir akaid dersi işleriz. Hem Arapça. Arapçayı bitiririz. Ardından akaide başlarız. Akaid bittikten sonra Arapça, yanına hadise başlarız. İşte bir yandan fıkıh olabilir, usul, tefsir, bir sürü şey var sırada ama elbette bunlar ilk daha kaç gün oldu bugün? 5. ders sanırım, tam emin değilim ben. Yani 5. derste hadi tefsir okuyalım denilmez yani. Daha emsile seviyesindeyiz. Akaid ibare Arapça mı olur? Hocam işleyeceğimiz tüm kitaplar Arapçadır. Türkçe hiçbir kitap okunmayacak burada. Tüm kitaplar Arapça okuyacağız. Ve tabii dediğim gibi daha önce ne demiştim? Tüm kitapların PDF'lerini size verebilirim. Bir kitap hariç ama. O da neydi? Arapça isim ve fiil çekim kitabı. Çünkü internet ortamında yok yani. Olmayınca ben de size PDF atamıyorum. Onun dışında tüm kitaplar bende PDF olarak mevcut Arap sitelerinden, Arap kütüphanelerinden indiriyoruz arkadaşlar. Tabii yani caiz mi değil mi diye düşünenler olabilir. Bunu Mısır'daki bir kütüphaneden indiriyoruz. Kütüphane sahipleri kendileri tarıyor arkadaşlar. Resmi kütüphaneden indiriyorum. Problem yok yani. Talat Kılıç hocam ezber yapabilir miyim? Ezber yapabilir miyim derken ezber dinletebilir miyim mi kastettiyseniz dinletebilirsiniz.
Evet, dinletebilirsiniz hocam. Erbo Hoca'da mailem atacaksınız hocam. Buldum kitapçıda zar zor. Mail ne atacağım anlamadım ama. Mail mi atacaksınız ama neyi? PDF'yi diyorsunuz. Siteye koyacağız hocam. Siteye PDF. Açıyorum üstüne yazarım. Ne derim? Mesela işte Akayet kitabı derim. Tıklarsınız direkt iner. Maille uğraşmayalım. Sitede herkesin gördüğü yerde olur. Talat hocam niye dinleteceksiniz? Bu akşam dediğimiz muzari ise bence dinletmeyin. Hani birlikte gidelim ya. Hani belki biliyorsunuz ama diğer arkadaşlar hep beraber gidelim. Arkadaşlar demesin yani işte hocamız biliyor sürekli dinletiyor bizi beklemiyor olmasın. Birlikte hareket edelim. Yani muzariden bahsetmiyorsanız maziyi dinletecekseniz tabii ki dinletin. Ama muzari yarın akşam dinleyeceğiz. Ama hocam muzariyi okuyacaktım ben. Aynen hocam yani birlikte hareket etmeye çalışalım. Tabii siz biliyorsunuz sizin gibi bilen birkaç arkadaş daha var. Ama hiç bilmeyenler de var. Biz de tabii kursun başına demiştik ders sıfırdan olacak. Bilmeyenleri gözeterek devam edeceğiz diye söylemiştik. Tamam. Bu bağlamda sorusu olan varsa alabiliriz. Sorusu olan yoksa dersi bitirebiliriz arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam dersle alakalıysa buyurun.